İçinde T sıcaklığında su bulunan kaba bırakılan K cismi şekli ekibi dengededir. Fizik öğretmeni Alper, öğrencisi Kıvanç'tan tabloya verilen işlemler sonucunda K cismini etki eden kaldırma kuvvetinin ve K cisminin batan hacminin ilk durumuna göre ile ilgili aşağıdaki tabloyu doldurmasını istiyor. Buna göre Kıvanç tabloya kaç tane değişmez ifadesi yazmalıdır şeklinde sorulmuş ve su ve tuz ilave etme sonucunda K cismi kap temas, e, tavanına temas etmemektedir şeklinde sorulmuş. Yani aşırı miktarda ilave etmiyoruz arkadaşlar. Bir, kaba T sıcaklığında su ilave etmek. Şimdi su ilave ettiğinizde arkadaşlar bakın yine aynı cins sıvıda. Su ilave ettiğinizde ne olacak? Hayır, buradaki gaz sıkışacak. Gaz sıkışınca basıncı artacak. E, basıncı artınca arkadaşlar e, her tarafta artış olacak. Yani... Cismin en üst düzeyinde de bir artış gerçekleşiyor. Sıvıya uygulanan basınç her doğrultuda aynen iletildiğinden dolayı yani Pascal prensibinden dolayı yanlarında altlarında da artıyor. Ve artış aynı olduğundan dolayı tabi buradaki havanın direnç, e, havanın kaldırma kuvvetini ihmal edersek her tarafındaki basınç artışından dolayı cismin pozisyonunda herhangi bir değişme olmayacak. Yani ne olacak öğretmenim? Bunun batan hacminde herhangi bir değişme olmaz. Batan hacmi değişmeyecek. Yine aynı oranda batacak arkadaşlar. Çünkü cisim dengedeyse cismi yukarı çeken kaldırma kuvveti cisme çeken, aşağı çeken ağırlığına eşit olmuş olacak. Yani FK'sı G'ye eşit mi? Evet. Yaptığım hamle ağırlığı değiştiriyor mu? Hayır. Kaldırma kuvvetini değiştirir mi? Hayır. O zaman demek ki arkadaşlar batan hacmi. Batan hacminde herhangi bir değişme olmaz. Yani basınç çünkü her tarafında aynı oranda arttığı için burada değişmez diyeceğiz. E kaldırma kuvveti değişir mi? Hayır. O da değişmez. Bu da değişmez çünkü ağırlığı değişmediği için kaldırma kuvveti değişmeyecek. Pozisyonu değişmeyecek yani. Yani batma oranı değişmeyecek sıvıya. İkinci olarak kaba tuz ilave edip suda çözülmesini sağlamak. Şimdi Kaba tuz ilave ettiğiniz arkadaşlar suyun yoğunluğunu artırmış oluyor musunuz? Oluyorsunuz. Yani D su ne yapıyor? Artıyor. Şimdi Karadeniz'den Akdeniz'e giden bir gemiyi düşünün. Ne oluyor? Tuzluluk oranı Akdeniz'de fazla olduğu için geminin denize batan kısmı azalıyor. Ama geminin ağırlığı değişmediğinden dolayı kaldırma kuvveti değişmeyecek. Ha, batan hacim azalıyor. Yoğunluk arttığından dolayı azalıyor. Yani sıvının yoğunluğu artınca şimdi kaldırma kuvvetimiz biz bulurken B batan çarpı D sıvı çarpı yer çekimi ivmesi demiyor muyuz? Diyoruz. Peki yer çekimisi değişti mi? Hayır. Peki sıvının yoğunluğu artınca e, batan hacmi de azaldı ve kaldırma kuvveti hala geminin ağırlığına eşit. Yine buradaki cismin de ağırlığına eşit. Tuz koyduğumuzda cismin ağırlığı değişmediğinden dolayı kaldırma kuvveti değişmeyecek. Zaten yer çekimisi değişmiyor. O zaman sıvının yoğunluğu artınca batan hacim azalacak. Yani tuz ilave ettiğimizde batan hacim azalır. Kaldırma kuvveti ama yine değişmez. Çünkü ağırlığımız değişmedi. Kabı yer çekilmesinin daha büyük olduğu bir yere götürmek. Şimdi yer çekimi ivmesinin büyük olduğu yere götürdüğümüzde bakın cismi yukarı çeken kaldırma kuvveti var. Aşağı çeken ağırlığı var. Şimdi bu ifadeleri biraz açalım. V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekimi ivmesini MG'ye eşitledim. E G'ler zaten gidiyor. Yani kabı yer çekimmesinin daha büyük olduğu bir ortama götürdüğümüzde hem kaldırma kuvveti hem de ağırlık aynı oranda azalıyor. Aynı oranda azaldığı için denge bozulmuyor. Denge bozulmadığı için batan hacmi değişmiyor. O zaman batan hacim değişmez diyeceğiz. Ama kaldırma kuvveti, kaldırma kuvveti yer çekim yemesine bağlı olduğu için yer çekimisinin daha büyük olduğu bir ortama götürdük. E daha büyük bir ortamda yani G'ler artınca hem kaldırma kuvveti hem de ağırlığımız artmış oldu. Yani denge bozulmadı ama kaldırma kuvveti de arttı. Ağırlık da arttı. Yani kaldırma kuvveti artar diyeceğiz. Bize değişmez olanlar sorulu için değişmez, 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 değişmez. Yani dört tane değişmez ifadesiyle karşılaştık. Cevap D seçeneği doğrudur. Düşey kesti. şekil 1'deki deki olan düzenekte aralarındaki uzaklık d1 olan paralel cam levhaların arasındaki bölgede k sıvısı h1 kadar yükseliyor düşey kesitte şekil 2'deki gibi olan düzenekte aralarındaki uzaklık d2 olan cam levhalar paralel cam levhalar L sıvısına daldırıldığında cam levhaların arasındaki bölgede sıvı h2 kadar alçalıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kılcal borularda veya dar kesitlerde sıvıların kohezyon ve adezyon kuvveti farkından dolayı yükselmesi veya alçalması olayına kılcallık denir. Bakın burada sıvıların aynı cins sıvı molekülleri arasındaki birbirini tutma özel yani kohezyon buradaki adezyondan küçük olduğu için veya adezyon daha büyük olduğu için diyelim sıvı yukarı doğru yükseltmiş. Yani burada adezyon kuvvetinin kohezyondan daha büyük olduğunu gözlemliyoruz. Yine ikinci dar kesite baktığımızda buradaki kohezyon kuvvetinin sıvıyla e, cam e, levha arasında adezyon kuvvetinden daha büyük olmasından dolayı Sıvının ne yaptığını arkadaşlar aşağı doğru kılcal bölgede alçaldığını gözlemlemiş oluyoruz yükselmesi de kılcallık alçalması da kılcallık o halde burada ikisinde kılcallık özelliğinden dolayı normal seviyesine göre daha yukarıda normal seviyesine göre daha aşağıda bir pozisyon almış buna göre yorumlara başlayalım. 1. K sıvısı ile cam levha arasındaki adezyon kuvveti, K sıvısının molekül arasındaki kohezyon kuvvetinden büyük olduğundan, büyük olduğundan birinci şekil için evet doğru. Cam sıvı paralel levhalar, cam levhalar arasında yükselmiştir. Evet, adezyon kohezyondan büyük olduğu için yükselmiş doğru. D1 azalırsa arkadaşlar aradaki kesit azaldığında yani kılcallık artıyor diyoruz biz buna. Dar kesit, dar kısmı daha da daraldığında o zaman ne olacak? Kılcallık özelliğini daha çok yansıtmış olacak. Sıvı daha çok yükselecek. E alçalıyorsa da daha çok alçalmış olacak. He, demek ki birincisinde yükselme gerçekleştiği için daha da yükselecek. Yani H1'de bir artış gerçekleşecek doğru. D2 azalırsa yine kılcallığı artırmaya çalışıyor arkadaşlar. Kesit kısmın, dar kesit kısmın kesit bölgesi daha da daralırsa kılcallık daha da fazla gerçekleşir. Yani bu sıvı alçalıyorsa daha da aşağı inmeye başlar daha da aşağı inmesi H2'nin de artması anlamına gelecek. Yani H1 de artar, H2 de artar olması lazım. Burada yanlış yazıldığı için bu olmadı arkadaşlar. Azalır dediğinden dolayı. Cevap 1 ve 2, yani B seçeneği doğru olur diyeceğiz. Şekil 1'deki ısıtıcı atılmış kapta bulunan buz parçalarına sıcaklığı termometre ile ölçülmektedir. Gücü P olan ısıtıcı T0 anda çalıştıktan sonra kaptaki maddenin sıcaklığının zamana bağlı değişim grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi bakın burada sıcaklığımız eksi bir sıcaklıktayken buza ait konuşuyoruz. Eksi bir sıcaklıktayken ne olmuş? Sıfıra kadar artmış sonra hal değişimi gerçekleştiği için sıcaklık değişmemiş. Sonra tekrar sıcaklığı artmaya başlayıp buzun artık suya dönüştükten sonra sıcaklığın arttığını gözlemliyoruz. Şimdi buna göre 1. T1 T2 zaman aralığında kaptaki maddenin iç enerjisi değişmez. Arkadaşlar iç enerji madde oluşturan tüm moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıdır. Isı e, alan bir maddenin iç enerjisi artar, ısı veren bir maddenin iç enerjisi azalır. Burada ısıtıcı ile buz ne yapıyor? Buz. Buz arkadaşlar sıcaklığı artıyor. Sıcaklığın artması için dışarıdan enerji alması lazım. Bu enerjisi alması lazım. Isı enerjisi alınca iç enerjisi artıyor. Burada değişmez demiş. Yanlış. Isıtıcının gücü 2P olsaydı delta T zaman aralığı daha uzun olurdu. Arkadaşlar bu zaman aralığında biz aslında buzu eritmiyor muyuz? Eritiyoruz. Sıcaklığın sabit olduğu aralıkta buz eriyor. Hal değişimi sırasında sıcaklık değişmiyor çünkü. E daha fazla ısı gücü olan yani birim zamanda daha fazla miktarda enerji veren bir ısıtıcıyla ısıtırsak bu süre daha kısa sürer sürmez mi? Daha kısa sürer. Bu ne demiş? Daha uzun olurdu. Yanlış. Isıcının gücü 2P olsaydı alfa açısı artardı demiş. Arkadaşlar ısıcının gücü 2P olsaydı bakın. Şimdi şöyle düşünelim. Bu sıcaklığın buradaki sayısal değerinin atıyorum 50 derece olduğunu düşünelim. 50 dereceye çıkarmak istiyoruz. T2'den T3'e getireceğiz. Peki ısıcının gücü artarsa bu daha kısa sürede gerçekleşmez mi? Evet o zaman daha kısa sürede gerçekleşirse grafiği böyle yerine bakın daha kısa süre gerçekleşince bu şekilde olması gerektiğini yani 50 santigrat dereceye daha kısa sürede gelmesi gerektiğini düşüneceğiz ve açımız eskiye göre ne yapmış oluyor artıyor. Yani bu ifademiz doğru olduğu için sadece cevap yalnız 3 yani B seçeneği doğrudur. Yatay düzlem üzerinde bulunan Kerem şekildeki doğrusal yörünge üzerinde iki kez yön değiştirerek K noktasından L noktasına gidiyor. Buna göre Kerem'in K-L noktalar arasındaki ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir kere arkadaşlar K noktasından L noktasına giderken Halil iki kez yön değiştirdiği için giderken ne yapmış? Diyelim durmuş. Sonra geri gelmiş. Sonra tekrar L'ye doğru gitmiş. Yani ben buna A noktası buraya B noktası diyeyim. K'dan A'ya gidip A'dan B'ye geri dönüp tekrar B'den L'ye geri dönmüş iki defa yön değiştirmiş. Buna göre bir düzgün doğrusal harekettir. Arkadaşlar düzgün doğrusal hareket bir cismin eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol almasıyla yapmış olduğu Harekettir. Yani bir doğru boyunca gidiyoruz hızımızı değiştirmiyoruz yani doğru boyunca gittiğimiz için hız Yön olarak da değiştiğinde değişmiş oluyor çünkü hız yani velocity vektörel bir büyüklük. O zaman düzgün doğrusal hareket yapması K'dan L'ye aynı büyüklükteki hız değeriyle gitmesi demek. Hem yönü değişmeyecek hem şiddeti değişmeyecek. Böyle bir hareket mi yapmış bu? Hayır. Yanlış. Anlık hızı ve anlık hızı en az 2 k sıfırlanmıştır. Tabi düşünün. Kerem burada koşarken arkadaşlar A'ya gelince hop hemen geri dönüp aynı hızla gidebilir mi? Mesela 10 metre bölü saniye hızla gidiyorsa Hüseyin Bolt gibi ee, hemen geri dönüp onla gidebilir mi? Gidemez. Yani anlık hızı en az 2 kez sıfır olmuştur. Evet, burada 2 kez sıfır olmuş. A'da durmuş, geri gelmiş, B'de durmuş, tekrar geri dönmüş. 2 kez sıfırlanmak zorunda. İki doğru. 3. Aldığı yolun uzunluğu yer değiştirmesinden büyüklüğünden fazladır. Arkadaşlar, alınan yol cismin harekete sırasında izlediği yolun uzunluğu. Yani K'dan A'ya gitmiş. A'dan B'ye geri dönmüş. B'den de L'ye gitmiş. Burada alınan yolu düşünün. Bir de yer değiştirmeyi düşünün. Yer değiştirme cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki en kısa şu yönlü uzaklığa yer değiştirme diyoruz. O zaman yer değiştirmesi küçük alınan yolu büyük. Yani alınan yol büyüklüğü fazladır yer değiştirme büyüklüğünden diyebiliyoruz. O halde bu ifademiz de doğrudur. Cevabımız da 2 ve 3 yani E seçeneği doğru olmalı deriz. Yük miktarı artı 2Q olan K cismi, yük miktarı eksi Q olan L cismi, nötr M cismi, ağırlığı önemsiz, yalıtkan ip ile sürtünmesiz makara ile oluşturulan düzenek şekildeki bir dengide olup, K cismini etki eden elektriksel kuvvet FK, L cismini etki eden elektriksel kuvvet FL, M cisminin ağırlığı G, L cismini etki eden sürtünme kuvveti FS'dir. Buna göre... Yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Yalıtkan masa yüzeyindeki AB noktalar arasındaki sürtünme, BC noktalar arasındaki sürtünmeli olup, burası sürtünmesiz. BC noktası arasındaki de sürtünmeli olup, düzenekte sadece yüklü kalitesinler arasında elektriksel etkileşim olduğu da kabul edilecektir şeklinde bir not düşünmüş. Şimdi A, B arasının sürtünmesiz, BC arasının da sürtünmeli olduğu belirtiliyor. Orayı da sürtünmeli kısmı da taradım. Şimdi buna göre 1. G'nin değeri FK yani K'ya uygulanan elektriksel kuvvetin değerine eşit? Şimdi K dediğimiz şey K cismini etkileyen elektriksel kuvvet. O zaman ben şöyle yaparsam arkadaşlar. Bu iki tane yüklü isim arasında bir elektriksel kuvvet oluşuyor mu? Evet. Zıt yüklü olduğu için bunlar eşit şiddetli ve zıt yönde birbirlerini çekiyorlar mı? Evet. Bu kuvvetlere de ben F dersem K'ya uygulandı. L'ye uygulandı. Eşit şiddetli ve zıt yönde. O zaman burası da sürtünmesiz ortam olduğu için bu ipteki gerilme kuvveti bakın ipteki gerilme kuvvetine K'ya uygulanan elektriksel kuvveti eşit. O da arkadaşlar alt taraftan M cisminin ağırlığını dengelediği için M cisminin ağırlığına da G dediğim için G ağırlığına eşit. Şiddet olarak tabii. Şiddet olarak eşit. Yoksa vektör olarak eşit değil. Şimdi G'nin şiddeti K'ya uygulanan elektriksel kuvvetin şiddetine eşit çıktı mı? Çıktı. K'ya uygulanan elektriksel kuvvet, L'ye uygulanan elektriksel kuvvetten daha büyüktür demiş. Şimdi genelde kavram yanılgısı olarak yükü büyük olana elektriksel kuvvetin daha fazla uygulanacağını düşünebiliyoruz. Değil mi? Yanlış bu. Neden? Çünkü iki yüklü isim arasındaki elektriksel kuvvet K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare ile bulunur. Yani ikisinin yükleri çarpımı bölü aradaki uzaklığın karesi ile bulunduğu için ikisine de uygulanan elektriksel kuvvet eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. Onun için bu ifademiz yanlış. Eşit şiddetli olması lazım. K'ya uygulanan elektriksel kuvvet ile L'ye uygulanan elektriksel kuvvetin eşit şiddetli ve zıt yönlü olması gerekiyor. 3. L, F, L. F'ler neydi? F'li arkadaşlar. L cismini etkileyen elektriksel kuvvet. Tamam. F, S'ye eşittir demiş. Çünkü burada bir sürtünme var. Evet. F, S'ye şiddet olarak arkadaşlar eşit. Niye? Bu cisim hareket etmiyor. Sistem dengede. E o zaman FS sürtünme kuvveti. E demek ki burada F kuvveti sayesinde veya F kuvveti sayesinde sürtünme engellenmiş oluyor. Sürtünme sayesinde cisim e, dengede kalıyor, hareket etmiyor. O zaman F ile de Fc kuvveti birbirlerine eşit olmak zorunda. Onun için de bu ifademiz de doğru olduğu için 1 ve 3 cevap D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Düşey kestiği şekildeki ekibi olan sürtümesiz düzenekte yayın esneklik sınırı aşılmadan yani yani yayın yay sabiti bozulmadan arkadaşlar. Çünkü aşırı gerdiğinizde veya sıkıştırdığınızda yayın esneklik kat sayısı bozulabiliyor. Her şeyin bir istihabat var, dayanabilme noktası var. Şimdi x cismi o noktasından k noktasına kadar itirip bir süre bekleniyor ve sonra serbest bırakılıyor. O noktasından geçerken yaydan ayrılan x cismi en fazla m noktasına kadar çıkabiliyor. Yani demek ki yukarı çıkarken yavaş ki yavaşlayıp duruyor M noktasına kadar çıkıp sonra geri dönecek. Yayı O'dan K'ya kadar sıkıştırmak için yapılan iş niceliklerinden hangilerine eşittir? Arkadaşlar kuvvetin yaptığı iş enerjideki değişim miktarına eşit mi? Evet iş eşittir enerji ilkesine göre kuvvet bir iş yapar bu cisme veya sistemse sisteme enerji olarak yansır. O zaman kuvvetin yaptığı iş enerjideki değişim miktarına eşit olduğu için yayı biz sıkıştırmak için bir iş yapıyoruz. O zaman yayı sıkıştırmak için yapılan iş yayda depo edilen esneklik potansiyel enerjiye eşit oluyor. Yani 1 bölü 2 kx kareye eşit oluyor. Sonra bu o noktasında denge konumuydu. Yay bu sıkışmış bir durumda olduğu için ko arasında bıraktıktan sonra cismi ne yapıyor? İtiyor itiyor. O noktasından belli bir kinetik enerjiyle geçiyor. Yani esneklik potansiyel burada kinetiğe dönüştü ki o noktasında kinetik 1 bölü 2 mv kare şeklinde oluyor. Sonra bu kinetik enerji yukarı çıkarken de normal e, kütle çekim potansiyel veya yer çekim potansiyel enerjiye dönüşüyor. Yani m çarpı g çarpı h oluyor. Ve arkadaşlar sürtünmeler önemsiz olduğu için yani bir enerji korunum bağıntısı gerçekleşiyor. Yani esneklik potansiyel kinetiğe kinetik de potansiyel normal yer çekim potansiyel enerjiye dönüştü. Hangilerine eşittir demiş yapılan iş. Bunların hepsine de eşit. Yayda depo edilen esnek potansiyel enerjiye eşit. L noktasından geçerken ilk cisminin kinetik enerjisine eşit. O'daki kinetik enerji arkadaşlar L'deki kinetik enerji de aynı. Çünkü arada sürtünme olmadığı için yatay zeminde hızla değişmediğinden dolayı eşit. M noktasındayken ilk cisminin yere göre potansiyel enerjisine eşit. Evet M noktasına geldiğinde oraya kadar çıktığı için haliyle buradaki potansiyel de L noktasındaki veya O noktasındaki kinetikle aynı. Buna da eşit. Yani bunların hepsine eşit. Cevap E seçeneği doğrudur deriz. Kap tabanına yapıştırılmış K çukur aynasının asal eksenine paralel olarak gelen mavi renkte I ışık ışını aynadan şekil ve I üssü ışını olarak yansımaktadır. Buna göre alfa açısının azalması için değişikliklerinden hangileri tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi çukur aynanın asıl eksenine paralel gönderilen ışık odaktan geçecek şekilde yansır. Yani burası arkadaşlar çukur aynamızın odağı. Peki şimdi alfa açısının azalmasını istiyoruz. Buna göre bir mavi yerine kırmızı ışık renk kullanmak. Arkadaşlar kırmızı da olsa mavi de olsa yeşil de olsa yansıma olayında ışığın rengi önemli değil. Yani buradan kırmızı da göndersen yeşil de göndersen mavi de göndersen hepsi bu şekilde gönderildiğinde aynı yerden geçer. Yani renk burada ışığın izliyor, izlediği yolu değiştirmez. 2- Kabı su ile doldurmak. Arkadaşlar kabı komple su ile doldurduğunuzda bakın ağzına kadar su ile doldurduğunuzda yine buradaki yansıma olayında e, ortamı kıracak ilgisi etkili değildir. E, zaten arkadaşlar her tarafı su ile doldurduğunuzda farklı bir ortamdan Işık farklı bir ortama geçmiyor. Bir ortamdan farklı ortama geçmiyor. Aynı ortamda hareket ediyor yine. Yani suyun içerisine gidiyor. Gidiyor bir yüzeye çarpıp tekrar oradan yansıyor. Yani o zaman demek ki aynı yerden tekrar yansımış olacak. Yani alfa açısı yine değişmemiş olacak. 3. Çukur aynanın eğrilik yarıçapını çapını azaltmak. Şimdi çukur aynanın eğrilik yarı azalması ne demek? Arkadaşlar çukur ayna nasıl elde ediliyor? küresel yüzeyin iç kısmı parlatıldığında çukur ayna, dış kısmı parlatıldığında tümsek ayna elde ediliyor. Şimdi küresel yüzeyin eğrilik yarıçapını artırdığınızda daha büyük bir küresel yüzeyi düşünüyorsunuz değil mi? Şimdi burası küresel yüzeyimizin merkezi. Merkezin yarısı da arkadaşlar odak mı? Burası merkez noktası, burası odak noktası. Aynı şeyi daha büyük küresel bir yüzeyde düşündüğümüzde Merkezi burası, odağı burası. Evet, demek ki eğrilik yarı çapı dediğimiz şuradaki yarıçap arttığında arkadaşlar ne olmuş oluyor? Buna R1, buna R2 dediğimizde odak uzaklığı da artmış oluyor. Heh. Kükur aynen eğrilik yarıçapını azaltmak diyor. Eğrilik yarı çapı azalırsa odak uzaklığı azalır. Ya e, odak uzaklığı azaldığında bakın aynaya daha yakın olacak. Yani ikinci durumda böyle bir odaktan ışık geçerken bakın şöyle bir yol izleyecek. Hmm, demek ki daha yakından geçince açı büyüyecek. Ama biz açıyı büyütmek istemiyoruz. Küçültmek istiyoruz. O zaman demek ki arkadaşlar bu büyütür, küçültmez. Biz küçültmek için başka bir hamle yapmamız gerekiyor. 4. Asalı eksene paralelliği koruyarak haş uzaklığını azaltmak. Işığı hmm, diyor ki daha aşağıdan gönder. Tamam daha aşağıdan gönderdim. Şimdi şekil karışmasın diye eskileri şöyle siliyorum. Aşağıdan gönderdiğimde yine aynı yerden yani asıl eksene paylar gelen yine aynı yerden geçmez mi arkadaşlar? Geçer. Yine aynı yerden odaktan geçecek yani. Açımız ne oldu bakın? Yukarıdan gönderdiğimizde büyükken aşağıdan gönderdiğimizde bu açının küçüldüğünü gördük. Yani açımız azaldı. Biz de azaltmak istiyorduk. Demek ki dördüncü durum azaltan bir etki oluşturdu. Yalnız 4 yani A seçeneğimiz burada doğru cevabı gösterir deriz. Aşağıdaki periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri gösterilmiş. Bu element atomları ile ilgili hangisi yanlıştır? Elektron bulunduran katman enerji düzeyi sayısı en fazla olan kalsiyumdur. Şimdi elektron bulunduran katman sayısı periyot numarası ile aynı, periyot numarasıyla aynıdır. Birinci periyotta bir tane katman vardır elektron bulunduran ikinci periyotta iki tane katman vardır. Dolayısıyla helyumda bir katmanda elektron var. Azot ve oksijende iki katmanda elektron var. Üçüncü periyotta sodyumda üç tane var. Kalsiyum dördüncü periyotta olduğu için elektron bulunduran katman sayısı dört ve diğer elementler içerisinde en fazladır. Değerlik elektron sayısı grup numarası bize değerlik elektron sayısını verir. 1A sodyum değerlik elektron sayısı 1'dir. 2A kalsiyumun 2'dir. 3A, 4A, 5A'da azotun 5'tir. 6A'da oksijenin 6'dır. 7A, 8A. 8A'da helyum 8 beklenir ancak helyumun değerlik elektron sayısı 8 değil 2'dir. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı en fazla olan burada 6 ile oksijendir. Doğru. Birinci yonlaşma enerjisi soldan sağa doğru giderken artar. Yukarıdan aşağı ise azalır. Dolayısıyla en sağ üst köşede olan helyumun birinci yonlaşma enerjisi en fazladır. Sodyum ve kalsiyum 1A grubu 2A grubundaki hidrojen hariç hepsi metaldir. Sodyum ve kalsiyum metaldir. Azot ve oksijen ise A metaldir. Atom yarıçapı yukarıdan aşağı artar, soldan sağa azalır. Dolayısıyla en aşağıda olan kalsiyum sodyuma göre birazcık daha sağda olmasına rağmen katman sayısı daha büyük olduğu için burada katman arttığı için yarıçapı daha fazladır. Dolayısıyla yarıçapı en büyük olan sodyum değil, kalsiyum cevap da E şıkkıdır. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin maddeyi oluşturan tanecikleri arasındaki güçlü etkileşim türü yanlış verilmiştir? Alüminyum metalinde metalik bağ vardır. Metallerde metalik bağ vardır. HCl hidrojen bir ametaldir. Klor da bir ametaldir. Ametal ametal arasındaki güçlü etkileşim iyonik bağ değildir. Kovalent bağdır. Dolayısıyla burada cevap kovalent bağ olması gerekiyordu. B yanlış verilmiş. Karbon bir ametaldir. Elmasta her bir karbona 4 tane karbon kovalent bağ ile bağlanır. Dolayısıyla doğrudur. Sodyum bir metaldir. Oksijen bir ametaldir. Metal ile ametal arasında iyonik bağ vardır. Doğru. H2 iki tane hidrojen var. Hidrojen bir ametaldir. Ametal ametal arasında kovalent bağ vardır. E şıkkı da doğrudur. Yapısında 3 farklı element atomu bulunan bileşin yaygın adı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sut kostik NaOH'tır. Burada sodyum 1, oksijen 2, hidrojen olmak üzere 3 tür element vardır. Bu olabilir. Zatçı H2SO4'tür. Burada hidrojen, kükürt, oksijen olmak üzere 3 tür vardır. Olabilir. Çamaşır sodası Na2CO3'tür. Dolayısıyla i̇şte burada sodyum, karbon, oksijen olmak üzere 3'tür. Olabilir. Tuz ruhu HCl'dir. Burada hidrojen ve klor olmak üzere 2 farklı element atomu vardır. Ancak bize 3 farklı element atomu olmasını istiyor. D istiyor. D olamaz. Kezzap HNO3'tür. Burada da yine 1, 2, 3'tür element vardır. Tepkimesiyle elde edilen x bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi sodyum hidroksit bazıyla H2CO3 karbonik asit birleştiği zaman oluşan x için doğrudan burada istersek buradaki bazdaki sodyumla bazdaki sodyumla ki iki tane sodyum var. Na2 bir tane de burada karbonat var. Bunlar birleşip sodyum karbonat oluşturur diyerek bulabiliriz. İki tane OH ile iki tane de H birleşip iki tane suyu oluşturmuş. Ya da Sol taraftaki atom sayısı ve cins eşit olmalı üzerinden de bakabiliriz. İki tane sodyum var. X'in içerisinde iki sodyum olacak. İki oksijen burada, iki oksijen burada, iki hidrojen burada, iki hidrojen de burada gelecek. Dört hidrojen burada. Dolayısıyla karbonat kısmı X'in içerisinde olacak. Dolayısıyla formülü sodyum bir karbonat değil, sodyum karbonattır. Yaygın adı bunun yemek sodası değil, çamaşır sodasıdır. Yapısında dört farklı Dört farklı atom bulunur diye ancak bir 2 3 farklı atom bulunur. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. H2CO3 ise karbonik asit ise zayıf bir asittir. Burada oluşan tuz kuvvetlinin karakterini alır. Dolayısıyla bazik bir tuzdur. Bazik tuz olduğu için asidik bir tuzdur ifadesi yanlış. Bazik bir madde olduğu için asitle yani hidroklorik asitle reaksiyona girer. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. Aseton, diyetileter ve su sıvılarının bir atmosfer dış basınç altında buhar basınçları verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Diyetileterin normal kaynama sıcaklığı T derecedir diyor. Sıvıların moleküler arası çekim kuvvetleri arasındaki ilişki ve suyun buhar basıncının 760 mm civa olduğu anda sıcaklık T'den küçüktür gibi ifadeler var. Şimdi önce sıvıların moleküler arası çekim kuvvetini yorumlayalım sıvının buhar basıncı buhar basıncı moleküller arası çekim kuvveti ile ters orantılıdır. Çünkü bir sıvının moleküller arası çekim kuvveti ne kadar yüksekse buharlaşması o kadar zordur. Dolayısıyla buharlaşan tanecik sayısı az olduğu için buhar basıncı da düşüktür. Dolayısıyla burada buhar basıncı bu üç sıvı arasında buhar basıncı en düşük olan suyun burada moleküller arası çekim kuvveti en yüksektir. Moleküller arası çekim kuvveti en yüksek olan sudur. Daha sonra asetondur. Aseton en düşük olan da dietil eterdir. Moleküller arası çekim kuvveti o zaman su büyük, aseton büyük, dietil eter ilişkisi doğrudur. Diyetil eterin normal kaynama sıcaklığı T derecedir diyor. Şimdi burada bir atmosfer dış basınç altında T derecedeki buhar basınçları verilmiş. Şimdi bir atmosfer dış basınç, bir atmosfer demek 760 mm civadır. Ve bir sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olduğu an, eşit olduğu an o sıvı kaynar. Ki diyetileterin bu sıcaklıktaki buhar basıncı 760 dış basıncı eşit. Demek ki diyetileter bu sıcaklık değerinde kaynıyor. Diyet o zaman burada normal kaynama sıcaklığı T derecedir ifadesi de doğrudur. Suyun buhar basıncının 760 mm civa olduğu anda sıcaklık T dereceden küçüktür. Şimdi su şu an T derecede buhar basıncı 36. Bu suyun kaynaması için suyun buhar basıncının 760'a eşit olması lazım. Dolayısıyla buhar basıncı 36'dan 760'a doğru artabilmesi için sıcaklığında T'den daha yüksek olması lazım. Yani sıcaklık arttıkça buhar basıncı artacak. Ve 760 olduğu zaman su kaynamaya başlayacak ki suyun normal kaynama noktası bu anlamda 100 derecedir. Dolayısıyla 760 mm'ye geldiğinde T'den daha küçük değil, tam tersi daha büyük bir değer olur. Dolayısıyla 3 burada yanlıştır. Cevap da 1 ve 2 C şıkkıdır. X2 ve Y2 elementlerinin Z bileşiğini oluşturduğu bir tepkimeye ait Maddelerin mol sayısını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi tepkimeyi yazalım. X2 ile Y2 arasındaki tepkimeden Z maddesi oluşuyormuş. Tepkime öncesinde şöyle tepkime öncesi diyelim. Tepkime öncesinde X2'den 1,2 mol, Y2'den 1 mol var. Z'den hiç yok. Daha sonra bir tepkime gerçekleşiyor ve sonuç olarak tepkime bittikten sonra ki tepkime sonrası demiş. Tepkime sonrasında X2'den 0,8 mol, Y2'den 0,2 mol, Z'den de 0,8 mol varmış. Şimdi burada nasıl bir değişim yaşandı buna bakalım. Burada 1,2 mol vardı. Son durumda 0,8 kaldığına göre demek ki 0,4 mol harcandı. 1 mol vardı. 0,2 kaldığına göre demek ki 0,8 mol harcandı hiç yok 0.8 oluştu. Demek ki 0.8 mol oluştu. Şimdi buradaki değişim katsayılarla doğru orantılıdır. X2'nin katsayısını 1 olarak kabul edecek olursak 1'e 0.4 ise 2'ye 0.8, 2'ye 0.8'dir diyebiliriz. Buradan hatta Z'nin formülünü de bulabiliriz. Sol tarafta şöyle yapalım. Sol tarafta 2 tane X2 var. O zaman Z'nin içerisinde de 2 tane x2 olacak. Katsayısı 2 olduğu için 1 tane x gelir. 4 tane y var. Katsayısı 2 olduğu için 2 tane de y olacak. Dolayısıyla z'nin formülü x, y 2'dir. Ancak burada x, 2, y demiş. 3 gitmiş oldu. Şimdi sınırlayıcı bileşen ve tepkimenin yüzde verimi. Şimdi sınırlayıcı bileşen demek bir tepkimede tamamen biten madde demektir. Ancak bu tepkimede herhangi bir madde şu an bitmedi. Örneğin bitecek olsaydı burada şöyle devam edecekti. Şu kalan kısım şu kalan kısım 0.8 ile 0.2 giren maddelerden kaldı. Bunlar birbirini birazcık daha tüketip Z'ye dönüşebilir. Burada 1'e 0.8 harcanabilmesi için 2'ye 1,6 mol, mole ihtiyaç var ancak yok. O yüzden 2'ye 0,2 mol harcanırken 1'e 0,1 mol harcanır ve son durumda böyle bir durumda Y2 tamamen harcanmış olur. X2'den de 0,7 mol kalmış olur. Bir tepkimede tamamen harcanan maddeye sınırlayıcı bileşen denir. Dolayısıyla sınırlayıcı bileşen X2 değil Y2'dir. Dolayısıyla bu da yanlış. Hatta bu 0,2 mol harcansaydı 2'ye 0,2 mol harcansaydı 1'e 0,1 X2'den harcanacaktı. Z'den de 2'ye 0,2 mol oluşacaktı. Yani aslında 0,8 artı 0,2'den 1 mol oluşacaktı. Normalde bu tepkime %100 verimle gerçekleşseydi Z maddesinden yani xy 2 maddesinden 1 mol oluşacaktı. Ancak 0,8 mol oluşmuş. Acaba yüzde kaç verimle gerçekleşti ki 0,8? 0,8 çarpı 100'den %80 verimle gerçekleşmiş. Cevap da A şıkkıdır. 60 gram etil alkolün 240 gram saf suda çözünmesiyle hazırlanan sulu çözeltinin hacmi su ile 500 mililitreye tamamlanırsa çözeltideki hacimce etil alkol yüzdesi kaç olur diyor. Şimdi elimizde 60 gramlık bir etil alkol var. Bu 240 gram saf suda çözülmüş. Sonra bir miktar daha su eklenmiş ve son durumda çözeltinin hacmi 500 mililitre. Son durumda elimde 500 mililitrelik bir çözelti var. Çözelti var. Ve bu çözeltinin 60 gramı etil alkol. Bize hacimce sorduğu için bu 60 gram etil alkolün kaç mililitre olduğunu bulalım. Etil alkolün yoğunluğu 0,8 olarak verilmiş. D eşittir. M bölü V. 0,8 eşittir. Kütlesi 60. Buradan hacmini bulacağız. V eşittir. 60 bölü 0,8. O da 600 bölü 8. 60'da 8, 7 kere 8, 56, 40'da 8, 5 yani 75. Elimizdeki bu 500 mililitrelik çözeltinin 75 mililitresi etil alkol. Bize yüzdesini soruyor. 500'de yüzde de 75 ise 100 mililitre çözeltide ne kadardır? 5'te 1'i 5'te 1'i 75'i 5'e bölersek 1 kere 5 5 25'te 5 5 kere 15 yani hacimce %15'lik cevap B şıkkıdır. Aynı sınıfta yer alan KLM'ne sistematik birimlerine ait bazı özellikler verilmiş. Hangileri doğrudur? Şimdi sistematik birim dediğimiz zaman tür, cins, aile, takım, sınıf, şube ve alemi kastediyoruz. Zaten sınıftaymış bu KL, KLMN birimleri. Yani bunları KLMN olarak dağıtacağız birazdan. Ama neye göre? Gen benzerliği K'da L'den daha fazlaysa, öyleyse K türe L'den daha yakın olacak. Embriyolojik benzerlik L'de M'den daha fazlaysa, M L'den daha uzakta olacak türe. Birey sayısına bakıyorum şimdi. Hocam birey sayısında K daha fazlaysa N'den, K daha yukarıda olacak, türden daha uzakta, aleme daha yakın olacak. Protein benzerliğinde de N M'den daha fazlaysa, demek ki N gerçekten türe en yakın. M uzak olacak. Tamam. N sistematik birimin oluşturan canlıların kromozom sayıları aynı olabilir. Eğer N tür, K cins, L aile, M takıma denk gelecek şekilde bir dizilim yapılmışsa burada türün kromozom sayıları, türün bireylerindeki kromozom sayılarının aynı olduğunu kabul edebilirim. L sistematik birimi familya ise yani aile ise K sistematik birimi cinstir. Evet ona karşılık geldi. M sistematik birimi K, L ve N sistematik birimlerinin tamamını kapsar. Neydi olayımız? Aleme doğru gidildikçe daha geniş bir ifade olduğu için mesela alem sonra şube diyoruz ya şube aynıysa işte alemi de aynıdır. Sınıf aynıysa şubesi alemi aynıdır. Takımı aynıysa sınıfı şubesi alemi aynıdır şeklinde bir yorum yapıyorduk. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur. Dut ağacının bir dalına beyaz, diğerine siyah dut aşılaması gösterilmiş. Hangisi doğrudur? Bakın aşılamada birbirine yakın türler ya da benzer türler anaç bir bitkiye aktarılır. Ve bu aktarımda hiçbir öyle genetik varyasyon beklenmez. Bu bir vejetatif üreme şeklidir. Anaçın burada kökü ve sağlıklı olan gövdesi kullanılmış olur. Aşılanan bitki geliştiğinde K dalından beyaz, L dalından siyah dut gelecektir. Çünkü aşıladığınız o eklediğiniz yapı onlar. K ve L dalları geliştiğinde K ve L'nin yeni oluşan hücrelerinin kalıtsal bilgisi aynı olur. Hayır hocam yani buradaki K ayrı, L ayrı bir aşı. Dolayısıyla bunların kalıtsal bilgileri birbirinden farklı olacaktır. Anaçın bitkinin yetişeceği çevre koşullarına dayanıklı seçilmesi bitkinin uzun yıllar hayatta kalma şansını arttırır. Sonuçta buradan oluşacak şöyle çizelim dallar arkadaşlar. Şu anacın gövdesi ve kökünü kullanmış olacak. Dolayısıyla bu ne kadar sağlıklı ve dirençliyse bu yukarıdaki oluşacak dallarda o kadar uzun yaşayacaklardır. Cevabımız 1 ve 3 olur. İki farklı besin zincirinde üreticiden tüketiciye doğru aktarılabilir enerji miktarının değişimi gösterilmiş. Enerji piramidi incelendiğinde hangilerine ulaşılabilir? Her bir trofik düzeyden bir üst trofik düzey enerjinin yaklaşık %10 aktarılabilir. 10.000, 1.000, 100, 10 her seferinde %10 aktarılmış. Trofik düzeylerde aktarılan enerjinin temel kaynağı üreticilerin güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürmesi. Doğru bir ifade. Çünkü burada güneş enerjisi kullanılarak biliyoruz ki fotosentezle besin üretilir. Besin aracılığıyla da ekosistemlere enerji aktarılmış olur. Peki üreticiden tüketiciye doğru aktarılabilir enerjideki değişimin tek nedeni enerji dönüşümleri esnasında enerjinin bir kısmının ısı enerjisi şeklinde çevreye yayılması. Yani neden %10 daha fazla değil? Bunun sadece tek sebebi ısı kaybı mı ya da ısı enerjisi olarak mı aktarılıyor? Hocam bak şöyle bir şey var. Hatırlarsak hani bir elma yedik. Daha elmayı yerken bir çöp çıkıyordu. Bu bir atıktı. Sonra yediğin tamam çöpün dışında vücuduna aldığın bir kitle kütle var. O kütlenin içerisinde sindiremediğin mesela selloz var. Dışkı olacak bu da bir kayıp. Hadi sindirebildiğini hücrenin içerisine aldığını düşünelim. Hücrenin içerisinde solunum sırasında bir ısı açığa çıkacak o da kayıp. Demek ki tek neden ısı enerjisi şeklinde yayılması değil artıklar da var. Cevabımız 1 ve 2 olur. Bir araştırmacı maltoz ve maltozu sindiren maltaz enzimini kullanarak KVL deney tüplerinden aşağıdaki sonuçları elde ediyor. Açıklamalarından hangileri yanlıştır? Şimdi dikkat edelim zaman aslında burada önemli. K deney tüpünde maltoz daha erken bitiyor. Ya da oluşabilecek glikozlar daha erken açığa çıkıyor ve sonrasında sabit kaldığına göre demek ki tepkime durmuş oluyor. Baktığımızda K eğer K tüpü eğer daha hızlı bu işi yapmışsa daha elverişli bir ortama sahip olabilir diye düşünebiliriz. Mesela K deney tüpü 30 derecede, L 10 derecede tutuluyor olabilir. 30 derece daha optimal bir sıcaklık. K deney tüpüne eklenen maltaz miktarı L deney tüpüne eklenen maltaz miktarından azdır. Hocam bak şimdi sen diyorsun ki K'da iş daha erken bitmiş. Dolayısıyla eşit miktarda substratın olduğunu düşünsem Burada neden bu böyle bir sonuca varıyorum? En son oluşan glukoz miktarına baktığım zaman eşit miktarda glukoz olduğuna göre demek ki başlangıçta eşit miktarda maltoz var. Dolayısıyla K ve L deney tüplerini düşündüğümde eğer L deney tüpüne ve K deney tüpüne farklı miktarlarda enzim koyarsam biri diğerinden daha hızlı bu işi bitirecek. K'ye daha fazla koymuş olmalıyım ki burada maksimum glikoz miktarına ondan daha erken L'den daha erken ulaşmış olsun. Dolayısıyla az değil fazladır demem lazım. K deney tüplerine eşit miktarda maltoz konulmuştur. Bunu da zaten şuradaki grafikten az önce yorumlayabildim. Hocam bak, deney sonunda çıktığı o glukoz miktarı eşit seviyede. Bu ifade doğru bir ifade. Bize yanlışı sormuş. Cevabımız yalnız 2 olur. Tabloda PRS ve T madde geçişlerine ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur denmiş. P madde geçişiyle polimer moleküller taşınamaz. Şimdi taşıyıcı protein görev alıyor. Biz biliyoruz ki polimer moleküllerde endostoz ve egzostozlarda koful oluşturularak bir madde alınır ya da atılır. Zardaki bir taşıyıcı protein değil. Bu ifade doğru. R madde geçişi kesinlikle pinostoz olayıdır. Enzim kullanılmış, ATP harcanmış ama taşıyıcı protein yok. Şimdi biz burada acaba egzostoz mu yapmışız, endostoz mu yapmışız? Doğru mu? Yani pinostoz dediğiniz endostoz, belki de fagostoz yapmışızdır. Kesinlik ifadesi kullandığı için bunu doğru kabul etmiyorum. S madde geçişine karbondioksit difüzyonu örnek verilebilir. Bakın taşıyıcı protein yok, enzim yok, ATP yok. Mesela burada fosfolipit katmandan şöyle doğrudan geçen bir gaz molekülü olabilir mi? Olabilir hocam. T madde geçişi iki ortamın yoğunluğu eşitleninceye kadar gerçekleşir. Taşıyıcı protein var, enzim yok, ATP yok. Burası kolaylaştırmış difüzyon. Kolaylaştırmış difüzyonda biliyoruz ki çoktan aza doğru geçiş olur ve iki ortam arasındaki yoğunluk farkı eşitleninceye kadar gerçekleşir. Bu ifade doğru cevabımız D seçeneği olur. Bozuk dentin hastalığı X'e bağlı baskın olarak kalıtılmaktadır. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Bozuk dentin hastası dişi birey heterozigot genotipli olabilir. Evet çünkü dişi de şu şekilde iki tane X kromozomu var. Bozuk dentin hastası erkek bireyin doğacak tüm kız çocukları bozuk dentinli olur. Çünkü erkek birey kız çocuklarına sadece X büyük deyi verir. Anneden X büyük D'yi de alsalar, X küçük D'yi de alsalar maalesef bozuk dentin doğarlar. Bozuk dentinli erkek birey hastalık genini kesinlikle annesinden almıştır. Sonuçta bir erkek birey var ve bu erkek birey babasından Y kromozomunu aldığına göre annesinden X kromozomunu alacak. Cevabımız E seçeneği olacak.